Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir maç yapacağız bugün. Böyle iştahlı gibiyim biraz. Etkinlik modu diyeyim. Futbolza. Bakalım Spanish League Tour diyor. Hemen aksiyon maçı diyelim. Şu geçen 3-2 yenildik Barcelona'ya. Bu sefer onu telafi edeceğiz. Öncelikle şu kadro düzenine bir bakmam lazım. Hani kimi alabilirim? Oynatabileceğim oyunculara bakıyorum. Santrafor yok ya. Bende Santrafor'um olsa Thiago Alcantara iyi görünüyor da. Mesela sol bek de alabilirim. Şöyle şuraya. Yani orta sahada oynatacak adamım da yok. Sıkıntı orada. İşte hani bırakalım bir. Özür dilerim. Şöyle bir yüzdelerine bakalım. %240 Isco'ya bak sen. Isco biraz istekli gibi ha. Isco'yu alalım mı? Isco'yu kimin yerine alacaksın ki? Ben şuraya şunun yerine alabilirim. Evet. Kadro kurulumunu tamamladık. 30.000 GP için bir maç yapacağız. Süperstar'ı seçtik. 4128 takım gücümüz. Özel takım Mallorca çıktı rakip. Ve gene ölü eşeği, o da eşekler. Şimdi var ya, ağzımı açmayayım diyorum ama Isco'yu iyi ki de almışız. Van Dijk burada. Otamendi'nin yerine değiştirelim şöyle. Şu an iyi gibi kadromuz. Milik ölüsün ya, ama seni alacağım gene de yeşil olduğu için. Daha doğrusu kondisyonu iyi olduğu için. Correa'yı da seviyorum. Correa'yı Jose Cayón'la değiştirip Correa'nın oyuncu pozisyonlarından gizli forvet yapacağım onu. Neymar sağ açık olmasın, o da gizli forvet olsun. Bir bakıma 3 forvetle oynuyoruz. Böyle gireceğim. Bakalım Mallorca'yı ne yapacağız? Barcelona 3-2 yendi bizi. Fenerbahçe Mallorca karşısında. A warm hello in every sense of the word. The sun is out and football has a special place on this most idyllic of days. Yakaladı. Ahead of us, to which we've all been looking forward for so very long. Süperstar oynadığımız zaman sürekli defansla bu şekilde pas çeviriyorlar. Bak, geri dönecek. Üstüne bir baskı yapıyor. Geri dönüp geri atacak. Böyle bir sıkıntı var. We cannot wait for the contest that lies ahead. Döndürme. Evet. Döndürme. Which simply adds to the spectacle of the game it stages. One of the most impressive arenas in this part of the world. Kafayı şuttu tam abi. Already we're underway here. Who do you, Jim, see making the difference here? Of course, Sergio Ramos. Milik atsı Mallorca karşısında 1-0 öndeyiz. Pasın güzelliğine bak. Kayon'dan akıl dolu bir pas. Biz Kroni'yiz. Dakika 11. Yavaş ve ağrıdan alacağız maçı. Bu dakikadan sonra. Sıkıcı bir maç olmaması adına kontra ataklarla çıkış yapmayı ve rakibi ekart etmeyi düşünüyoruz. Van Dijk şu girmedi. Salak herif. Ben nereye attım? O gitti nereye attı? Kubo kullandı. Kaleci. Müdahale müthiş. Hadi oğlum, değiştir diyorum. Değiştirmiyor ya. Öyle bir sıkıntı var ha. Neymar, yap baskıyı, al topu. Harikasın sen. Neymar. Milik attı pası. Correa 2-0 oldu. Correa attı, 2-0 oldu. Müthiş bir koşu. Bakın arkadaşlar, açıyı değiştirmesen topu alacak. 2-0 öndeyiz. Kevin De Bruyne, oyunda mısın, değil misin belli değil. Neredesin? Şutçuk. Benim şut karakterim ya. Onu şut çekiyorum. Çok seviyorum kendisini. Solda çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi maç
2-0 olunca rakip biraz daha şöyle ağırdan almaya başladı. Milik! Neler kaçırdın Milik? Başını ver önümüz. Bak şimdi bak. Milik al topu ya. Ah be. Abi baskı yapsanıza. Evet baskıyı yapıyoruz. Debrin alamadı. Isco. Inter karşısında. Vidal karşıladı rakibi. Harika. Top kaptı. Vidal verdi. Neymar. Neymar. Abi geç onu Neymar. Of. Bu top geçirdi. Isco. Ooo. Arakas'ın güzelliğine bak. Arkadius Milik. Skoru 3 yaptı. Arapas'ın güzelliğine bak. Müthiş bir Arapas ve durdurmaksızın vuruş. Süperstar Mallorca karşısında 3-0 öndeyiz. Rakip de neye döndüğünü şaşırdı. Bu dakikadan sonra maçın dönmeyeceğini biliyor. Milik neler yaptı Milik? Oyunu alsak mı almasak mı dedik. 2 gol attı, 1 asist yaptırdı. Oo, De Bruyne karşılıyor onu. Bak bak bak. Hadi Mandik al o topu, süpersin. Al o topu be. De Bruyne al o topu. Harika. Müthiş. Milik'ten akıl dolu bir pas alırsak tehlike olacaktı. Ve ilk yarın skoru Avaçmış Mayak'ı 0. İkinci yarıda moralli başlıyoruz. Milik hem ben hem takım oyuncuları. Biraz pas yapalım. Müthiş bir pas. Harika bir pas. Kalasaydın acılar ötesi bir gol atabilirdim. Dani Rodriguez'in karşısında. Humor. Görünce beni hemen döndü geriye. Al o topu. Yapma. Hernandez. Vidal araya girdi. Müthiş bir kademe. De Bruyne'den müthiş ötesi bir pas. Milik. Harika pas. Ceza sahası içine. Ya nasıl bir... Allah aşkına öyle orta mı olur ya? Allah seni kahretmesin. Isco. Mücadeleyi bırakmadı, aldı topu. Neymar. Neymar'dan akıl dolu pas. Ama gitmedi. Top istenilen bölgeye gitmedi. Yine müthiş pas. Dövülümde top. Allah'ım bırakma onu. Anasını avradını nasıl yardı aldı ya, gel. Isco karşıladı onu. Neymar. Milik bırakma, atacağı adama doğru koş. Correa. Pas hatasına sürükledik onları. Vidal ver pası, Vidal yapma, Vidal ayağından açtı ya. Bak Neymar, Neymar koş. Correa, ooo pas verdi, Milik. Milik, Allah seni yapmasın, kaleci nasıl kurtardın lan, çakal herif. Milik hat-trick'e doğru gidiyordu, hat-trick. Hadi hadi hadi, of. Kademe yerindeydi ama rakip topu ayağından çıkarmıştı bir kere. Correa bırakmıyor. De Bruyne, Chevil karşısında. De Bruyne hadi al o topu ya. Ayağını uzatacağını. Nasıl paslar yapıyorsunuz? Yeter lan size. Kalktı topu. Çok güzel. Neymar. 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 Hadi ya. Ne yaptı anasınız? Ayağını bir soktu adam. Bir ayağın daban mı yiyin? De Bruyne takes the long option. Uf, müthiş bir voleybol atacaktım ha.
Dakika 89. Dakikadan sonra. Vurdu. Kaleci sektirdi ama. Ve arkadaşlar 3-0 Mallorca karşısında galibiyetimizi kutluyoruz. 30.000 GP puanı aldık. Isco oyunu almakla müthiş bir karar vermişiz. 30.000 GP puanı aldık. Geri diyelim. Güzel bir maç oldu açıkçası. Şöyle alayım. Bir sonraki maçta görüşürüz. Zevkli bir maç olması ve video olması dileğiyle deyip hoşça kalın deyip görüşmek üzere arkadaşlar.